Ay şimdi de tutturdu uzak doğu mutfağı deneyeceğim diye. İçinden geliyor çocuğun. Kırma hevesi. Ne güzel işte. Evde her gün yeni şeyler pişiyor. Sorun orada zaten. Pişmeyecek o balıklar. Çiğ yedirecek onları bize. Hayır laker de olsa, isli balık olsa falan değil ama yani. Öyle antin kuddin bir şey. Hadi kaçırayım seni. Bir bahane bulursan işimiz çıktı deriz. Gel. Yok yok ya. Üzülür şimdi. Yani mecburen yiyeceğim. Bu kadar ön yargılı da olma canım. Belki de seversin. Sevmem. Ben daha önce yedim. Sevmiyorum. Sen ne yaptın? İpek'le konuştun mu? Konuştuk. İşte. Çok ağladı canım ya. Çok. Kendini suçladı. Her şeyi kabul ettim yani. Hı? Her şeyi kabul ettim. Arabayı falan. İkinci arabayı da. Mülklerin satışını da. Hepsini. Niye yapıyormuş peki? İpek hasta. İşte. Kanada'dayken başlamış. Orada ilaç kullanıyormuş. İyiymiş her şey. Yolundaydı diyor ama Türkiye'ye gelince bırakmış. Babamın yanında olurum. İhtiyacım olmaz diye düşündüm diyor. Fakat işte öyle olmamış. İşler. Yaptığım hiçbir şeyi isteyerek yapmıyorum diyor. İşte yani krize girdi ya bir saat ağladı. Susturamadım canım ben. Kendimi kontrol edemiyorum diyor. Kendimi engelleyemiyorum diyor. Nasıl bir şeyse. Gerçekten çok üzüldüm. Yani istemeden yaptığı aşikar yani. O kadar belli ki yoksa niye böyle saçma sapan hareketleri yapsın değil mi bir insan? Yani arkadaşına milyonluk bir araba alır mı ya ata mirasını satıp? Evet. Yani evet. Peki bir doktoru falan var mıymış? İşte Kanada'da kalmış o yani olsa ne olacak ki? Burada asıl bizim ona iyi bir doktor bulmamız şart. Çok şaşkınım Güzide. Yani nasıl bir haldeyim biliyor musun? Böyle ne yapacağımı, nasıl davranacağımı falan hiç bilmiyorum. Yani onun yanında olacaksın. Ona destek olacaksın. Yapacağı şey. Doktor da buluruz. Ne gerekiyorsa yaparız. Yani tedavisi nasıl gerçekleşecekse artık ne yapacaksak. Fakat yani ya düşünmeden edemiyorum. Ya bu kadar da para gitti. Ya evet. Milyonlar gitmiş değil mi? Bir şeye üzülmüyorum bu hayır kurumuna yaptığı bağışa. Sonuçta yani helal hoş olsun. Hayırlı bir işe gitti aşikar ama yani Atay'a diyarın mülkü satıp milyonluk araba alıyor. Yani Tarık'ın yeğeni, Tarık Efendi'nin yeğeni yiyecek. Bakar mısın? Evet ya kim olsa aynı şeyi düşünür tabii. Yani Tarık da bunu bilmiyorsa ben de hiçbir şey bilmiyorum. Hazmedemiyorum Güzi de yani gerçekten inan hazmedemiyorum. Aman canım boş ver üzme kendini. Sonuçta biz avukatız. Yani o arabayı geri alırız. Ama tabii yani sadece şey yapmak lazım. Yani tabii ikimiz de biliyoruz bu işin nasıl olduğunu. Hastaneye yatış yapılır. Rapor çıkartılır. Yani o para çatır çatır alınır alınmasına da. Evet. İçime sinmiyor bir türlü. Rapor, hastane falan. Kızım sonuçta. Ben de onu söyleyemedim sana ama başka da bir çözüm gelmiyor aklıma.
Biz de çok teşekkürler. Ne kadar iyi geldi biliyor musun? Canım benim. Üzülme artık ne olursun. Önümüze bakalım. Olur mu? Yani önemli olan şimdi İpek'in sağlığı. Onun yanında olduğunu lütfen belli et. Bu davayı da çalışır hallederiz zaten. Evet. Kabul edecek mi acaba tedaviyi? Bence eder. Orada zor olan ne biliyor musun? Bu hastaneyle rapor kısmı. Akşam çok samimiydi ama. Yani ağladı, üzüldü falan, kucakladı sonra. Ama yine de söylemeyeceğim. Haklısın. Söylemeyeceğim. İyi ki hayatımdasın. Sağ ol. Sen de benim. Canımsın. Hadi artık üzme kendini, tamam mı? Tamam. Adam resmen çıldırtıyor beni Güzide. Çileden çıkmamak elimde değil ya. Kafasını kırdım, elimi kırdım, anlamadı bir şey. Demek ki hastanelik yapmam lazım. Tamam, benim kızım sorunlu. Anlaşıldı ama arabasını satmak ne demek ya? Nasıl satarsın arabasını? Evet, haklısın. Tamam ama sen de bir sakin ol. Tamam, halledeceğiz. El ele geziyorlardı ya. Resmen el ele geziyorlardı. Liseli aşıklar gibi kol kolalardı. Koca adam hiç yakışıyor mu bak? Hayır, en çok ne gücüme gidiyor biliyor musun? Ne? Babam annemin elini bir kere bile tutmadı Nana. Bazen annem onun koluna girerdi. Babam bir bahanesini bulup çıkartırdı kolundan. Canım o şeyden de biraz köy yeri küçük, laf söz olur diye. Ya ne lafı ne sözü ya? Karı koca değil miydi bunlar? Hem sanki evde sevgiye boğuyordu da kadını. Ne konuşuyorlardı sen duyabildin mi? Duymama gerek var mı? Ne konuşuyor olabilirler sence? Seni. Güzide İpek'i tımarhaneye tıktıralım demediyse benim de adım İpek değil. Yok artık. Bir şey yapmam lazım. Bu işi kökünden çözmem lazım benim. Gülüm ne yapacaksın? Güzide'yi mi öldüreceksin? Sen babanı boş bırakma, her zaman yanında ol, her şey çözülür. Takma kuzum o kadar. İyi geceler.